Baba sıra sende. Al bir tane çeşit. Ben koyacağım galiba. Koyuyorum. Anne. Anne sıra sende. Ben hallederim sakalımı. Yok bir şey, hemen temizleyip geleceğim. Berna. Kapı çalıyor, neden kapıyı açmıyorsun? Ben burayı temizleyeyim diye. Gülsün teyze. Alper'cim canım, nasılsın? Gülsün teyze gelmiş. Ah, benim canım canım, sen nasılsın? Ah Berna'cığım, seni böyle görmek ne kadar güzel. Canım ama çok mahcubum sana, bir türlü gelemedim. Rica ederim, hoş geldin Gülsün abla. Hoş bulduk yavrum. Gel gel diye seni zorlamış olmadım inşallah. Bir şekilde denkleştirir buluşurduk. İyi oldu Canan, geldiğim soluklanırım ben de biraz. Ne oldu? Sana ne oldu? Canın sıkkın. İşe mi eve mi? Öyle sıkıntılı şeylerden konuşmasak be Canan. Sen ne diyecektin? Doğru zaman mı bilmiyorum şimdi bunu konuşmak ama içimdekileri söyleyeceğim. Yalnız biraz özeline gireceğim, müsaade var mı? Buyurun. Düğüne geldiğim zamanı hatırlıyor musun? Gözlerin ışıl ışıldı. Çok mutluydun, seni şimdiye kadar hiç öyle görmemiştim. Ve bir daha da öyle göremedim. Leyla döndüğü zaman değişeceksin zannettim. Yine eskisi gibi olursun sandım ama değişmedin. Giderek daha çok yüzün düşüyor. Mutsuzsun hep. Sorun ne? Ben seni uzun yıllardır tanırım canım. Sana yalan söyleyemem. Zaten söylesem de anlarsın. Leyla ile ilişkim biraz ters gidiyor. Ama her ilişki emek ister diye düşünüyorum. Tabii emek ister. Ama bazen bazı şeyler olmayacaksa kabul etmek ve erkenden vazgeçmek daha doğru, öyle değil mi? Leyla seninle bir şey mi konuştu? Yok, hayır. Benim onunla öyle bir samimiyetim yok zaten. Ben sadece gördüğümü söylüyorum. Leyla benim geleceğim canım. Leyla benim limanım. Leyla benim duracağım yer. Ben Leyla'dan vazgeçemem. Fark ettim onu. Zaten sen pek vazgeçecek gibi görünmüyorsun da o vazgeçecekmiş gibi konuşuyorsun hep. İzin vermeyeceğim. Vazgeçmesine izin vermeyeceğim. Ne demek izin vermeyeceğim? Yani istemezse... İstemezse zorlayacak mısın? Zorla güzellik olmaz. Beni sevmesini sağlayacağım canım. Benim vaktim çok.
Tabii. Ama benim kızımın acı çekişini izleyecek vaktim yok. Buna izin vermeyeceğim Haşmet. Vermem. Ah yavrum. Niye zahmet ettin sen şimdi bunlar için? Ay, pardon. Zarar yok çocuğum. Yavrumla ne güzel oynadık aşağıda. Oh, hasret giderdik. Birbirimizi çok özlemişiz. Bana da biraz moral oldu tabii. Gülsün teyzem, senin neyin var? Geldiğinden beri bir garipsin. Anlatsana. Onur ortalarda yokmuş. Muş derken görüşmüyor musun Onur'la? Ben ona kırgınım. Bir süredir görüşmüyoruz. Hala mı Gülsün teyzem? Anneye ne oldu? Suzan. Ay ne var Alper, hiçbir şey sormayayım mı? İş yerinden aradılar. Bugün işe gitmemiş. Haber de vermemiş. Onlar da telefonla aramışlar, ulaşamamışlar. Sonra evi aramışlar, eve de ulaşamamışlar. Evet ben de aradım, evi de aradım, telefonunu da cep telefonunu. Hiç cevap yok, bulamadım. Evinin anahtarı yok mu? Evine gitseydin. Vermez yavrum, vermez. Kimseye anahtar vermez. Sevmiyor öyle başkalarının da anahtar olmasını. İlla onun ziline basacaksın. Kapıcının bende telefonu vardı, onu aradım, sordum. İşe çıkmış ama dönmemiş. Hay Allah ya. Ay ben de endişelendim şimdi. Ay bugünlerde hep kötü kötü şeyler duyuyoruz. Böyle evde kendi kendimize yıkılıyoruz sonra. Ay her şey olabilir, Allah korusun. Suzan. Gülsün teyzem, belki Yiğit'tedir ya da iş gezisinde falan çıkmıştır. Yok yok, aradım. Kardeşinde yok. O da bilmiyor. Ayrıca iş gezisi olsa iş yerinden bilmezler mi? Ay Berna'cığım sen de bugün ne kadar sakarsın. Evde kırıp dökmedik şey bırakmadın. Kaslarım hala biraz zayıf da kusura bakmayın. Ay kıyamam, ben yapsaydım keşke. Yok yok. Ben hallederim. Ay ben böyle bekleyip duruyorum illaki bir yerden çıkacak diye ama o geçen mevzuda olunca bilemedim yani. Alper'cim ben polise falan mı gitsem acaba? Dur bir Gülsün teyzem. Bir gün görünmeyen adama kayıp demezler. Buraya en son Berna hastaneden çıktığı zaman geldi. Geçmiş olsun. Ondan beridir görmüyorum. Zaten son zamanlarda ne yapıyor çok da bilmiyorum. Ama lütfen sen kötüye yorma. Onur bu. Yurt dışından çıkar. Dediğim gibi iş gezisinden çıkar. Çıkar illa bir yerden. Sen içini ferah tut. Söz veriyorum ben de bakıp ilgileneceğim. İnşallah yavrum, inşallah. Ama yani ben bıktım bu çocuğun sorumsuzluğundan. Ben size niye bakıyorum lan? Ben size niye bakıyorum lan? Canımız pahasına sizi korumak için. Ama içinizden biri benim canıma kastetti. Benim kardeşim vuruldu. Benim kardeşim vuruldu lan! Dua edin Engin'e bir şey olmadı. Engin'e bir şey olsaydı hepinizden kan alıyordum şimdi. Murat. Buyur Haşmet Bey. Mehmet'i bize sen getirdin değil mi? Evet Haşmet Bey. Sen de bilmiyordun değil mi ne mal olduğunu? Ne malı derken efendim? Polise muhbirlik yaptığını bilmiyordun değil mi? Ne? Haşa. Ekmek Kur'an çarpsın bilmiyordum Haşmet Bey. Biliyorum Murat. Biliyorum.
Anladınız mı lan? Bundan sonra hepiniz attığı adıma, yediği lokmaya dikkat edecek lan. Kimle geziyorsanız, kimle oturup kalkıyorsanız arkanızı kollayacaksınız. Kendi arkasını kollayamayan benim arkamı kollayamaz. Benim canım yanarsa canınızı alırım. Okula da çok yakın zaten. Ya stilisti de varmış. Müthiş. Kesinlikle gitmemiz lazım bak Oren. Ya üstümü başımı bir şeyler almam lazım artık. Leyla, Canan Hanım yardımcı olamaz mı bana? Ziyaretinde gidemedim zaten son zamanda. Canan Hanım sana yardımcı olacak. Ya çekimden sonra gidemedim, konuşamadım da. Nereden çıktı kızım bu çekim mekim işleri yine? He? Tamam konuşmadık mı biz? O konu kapandı. Allah Allah. Niye öğürlüyorsun Salih? Ne dedi kız? Babamın yine heyyeleri üzerinde. Tamam baba. Konuşuruz. Sonra konuşuruz. Öncesi sonrası yok kızım. O kadınla çalışılmaz. O kadar. Leyla da çalışıyor baba. Leyla'nınki başka. Leyla asistanlığını yapıyor. Foto modellik istemiyor. Hem Leyla... Çoluklu çocuklu kadın. Sorumluluğunu bilir o. Sen daha genç kızsın. Ne yapacak yani? İçkisine ilaç mı koyacak? Ay arkasında biz varız aslan gibi, ayrıca bir şey olmaz. O zaman biz de evlenelim değil mi? Sorumluluk sahibi olabilmek için. Ya of ama ya. Of ama ya. Car car car. Simge, yani sen ne bu böyle bu sabahtan beri bu enerji ne ya? Hem bu ne süs püs? Sen niye süslendin bu kadar? İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Siz de buyurun lütfen. Sağ olun, biz yedik. Rahatsız etmeyelim. Size afiyet olsun. Afiyet olsun. Abartsaydın. Aslında bu kadar yaşanan olaydan sonra bugünün hakkı bir büyüktü de ilaç kullanıyorsun. Of ya, çok iyi olurdu biliyor musun? Engin, senin iyi olman için bol bol yemek yemen lazım oğlum. Sen bize sağlam lazımsın. Keşke her şeyi bu kadar ince düşünebilsen. Düşünmedi mi, nereden çıkartıyorsun? Ha, Onur kayıp. Gördün mü hiç? Nasıl kayıp? Bayağı kayıp olmuştu. Gülsün teyze geldi. Ulaşamamış. Telaşlanmış kadın. Ya bildiğin Onur işte. Sen de söylüyorsun. Telaşlansın diye yapmıştır. Hesapta duygu sömürüsü yapıp barışacak kadınla. Sen bu Onur'u birdenbire sildin Engin. Bu tefeciler konusunda bana söylemediğin bir şey mi var? Konunun Haşmet'le bir ilgisi var mı? Artık her şeyin Haşmet'le ilgisi var kardeşim. Evet kardeşim, var. Benim için şu an Haşmet'ten daha önemli bir konu yok. Gözümü kapıyorum Haşmet. Gözümü açıyorum Haşmet. Onu parmaklıklar arkasında görene kadar da bu böyle. Ha, vakit kazanırım. Kardeşim bu yoldan çelerim, çekerim diyorsun. Beni boşuna oyalama. Mesele Haşmet'i hapse atmak değil abi. Öyle olsa o en basiti. O zaman? Bak benim sana hep anlatmaya çalıştığım şey şu. Haşmet radyasyon gibi. Değil dokunan, soluyan ölür. Yani onun hapse girmesi bir şey değiştirmez. Bu yüzden biz çok dikkatli ve sabırlı olmalıyız. Mecburuz buna. Bizim bir şey yaptığımızı kesinlikle anlamamalı. İşte anlamaması için de bizim onun önüne başka bir hedef koymamız gerekiyor Engin. De
artık başka birinin daha vebalini alamam. İşte bu yüzden öldüremeyeceği birini bulmalıyız. Biz de bu oyuncak gibi sürekli başa sarıp duruyoruz işte. Annem benim, annem. İyi ki varsın bir tanem. Benim her şeyimsin sen. Üşüttük biraz ya, üşüttük biraz ya. Aşkım, 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 aşkım. Selam. Hoş geldin Haşmet. Hoş bulduk. Ya yemin ediyorum günün en güzel saatleri sizinle geçirdiğim zamanlar. Şuna bakar mısın ya? Enerji topu bu ya. Bu adamın feşini çeker ya. Bu adamın iliğini çıkartır ya. Lan yerim seni lan. Yam yam. Ezgi arıyor Haşmet. Efendim canım. Leyla ben çok kötüyüm. Ne oldu? Bitti. Bitti ya. Bitti, bitti. Ben de bittim. Gelsene ne olur. Ne? Bak Ezgi'cim, tatlım, bir tanem. Bir sakin ol. Sakin ol canım. Tamam canım, tamam. Dur bir dakika, dur bir sakin ol. Sakin ol canım. Sorun ne? Canım, bak sakin olmaya çalış. Ağlama ne olursun ağlama. Geliyorum ben. Ben geliyorum hemen. Ne olmuş Leyla? Ezgi'nin kuzeni iş için Avusturya'daydı. Çocuk kaza geçirmiş. Kaybetmişiz. Vefat etmiş. Başın sağ olsun. Hay Allah'ım, ne kadar lanetli bir gün. Engin de kaza geçirmiş. Onun yanına gidiyormuş. Çıkmadan evvel bu haberi öğrenmiş. Allah'ım ya Rabbim. Engin'in bir şeyi var mı peki? Engin iyi, bir sıkıntı yok. Ne olur sakin ol biraz. Benim arkadaşımın yanına gitmem lazım Haşmet. Destek olmam lazım. Tamam. Salih, ben Leyla'yı Ezgi'ye bırakıp geliyorum. Tamam. Kötü bir şey yok değil mi? Bir şey yok, bir şey yok. Hemen üstümü alıp geliyorum Haşmet. Dedişko. Koşuyor, şey yapmıyorsun. Bak, her şeyden önce birkaç hafta ortalığın sakinleşmesini bekle. Tamam. Şimdilik bu kadarını anla, bana yeter. Ben uygun bir hedef bulana kadar ortalık sakinlemeli. Şu emniyet müdürü Rıdvan, Haşmet'e en yakınına bak demiş. Bu da demek oluyor ki tek atış hakkımız var. Bütün taşları ince ince, dikkatlice dikeceğiz. Sonra domino gibi bir tanesini oynatacağız. Haşmet yıkımın nereden geldiğini anlamayacak. Ama bu süreçte hiçbirimizden şüphelenmemeli. Tamam mı? Alper. Tamam mı lan işte, tamam. Bir şey daha var. Ne? Biz bir hedef bulup Haşmet'i hapse attırsak da sen Leyla ile evlenirsen bütün oklar bize döner. Yani Engin. Yani kardeşim, öyle ya da böyle Leyla'yı unut. Gülme. Haşmet ciddi şekilde takık Leyla'ya. Kimseye yar etmez onu. Hele sana asla seni kardeşi gibi görüyor. Her şey tamam Engin. Ama Leyla pazarlık konusu değil. O zaten benim. Anne rahat bırak artık beni. Şunu da alalım. Anne vitaminle mi intihar edeceğim? Ben eşeğimi sağlam kazağa bağlayayım da sümük gibi çekildin odana. Ne oluyor anlat bana. Kız delirtme beni. Bak gelince dedin ki Burak karısını boşayacak. Ne oldu, vahiy mi geldi? Nereden biliyorsun? Bak gebertirim, anlat bana. Ne dedi bana biliyor musun? Mutsuzum dedi, pişman oldum dedi. Yanlış evlenen yalnız kalır dedi hatta. Kız ne zaman dedi, ne vakit söyledi bunları? Biz dün gece yattığımızda evde bile yoktu adam. Geç gelmişti zaten. Ben su içmeye kalktığımda geldi. Sarhoştu. Çok sarhoştu. Kız yoksa
Anne bir şey olmadı. Allah aşkına. Sızdı. Anne ama o kadar mutsuzdu ki gerçekten pişman evlendiğine. Ay kız aklımı aldın, Allah canını almasın. Anne bir şey olmadı. Ama o bilmiyor. Yani bilmesine de gerek yok. Ne demek o? Anne sen bile demedin mi bana bu çocuk senden hoşlanıyor diye? Okuluma koştu, hep yanımdaydı. Hiç yanımdan ayrılmadı ki. Ben kendi kendime mi gelin güvey oldum? Nain, hep o yaptı. Mavi boncuk dağıttı karaktersiz. Sonra da bana yaşattıklarına bak. Ya gözümün içine sokuyor kızı bir de utanmadan. Beni bir aramadı bile bugün. Yanına mı bırakayım bunca saygısızlığı? Acı çektirmek istiyorum ona. Hani senin kızın sürünmez süründürürdü? Kızım, tamam. Yine süründür. Ama başka bir yol bul. Abuk subuk konuşma. Bak, baban duyarsa Burak'ı vurur. Evi de kafamıza yıkar. Olay yine bize olur. Anne, kimse duymayacak. Biraz süründüreceğim o kadar. Sen de karışma sakın ha. Bir şey bilmiyorsun. Bak, kızım. Çok uzatma ama olur mu? Kendini de üzme benim güzel kızım, tamam mı? Bak, sen mankenlik işine asıl, tamam mı? O şapşal Leyla'dan bize hayır yok, anlaşıldı o. O Burak'a inat star olacağım. Ay benim kızım olacak tabii. Dünya güzeli benim kızım. Yakışıyor mu hiç yorganların altında böyle olmak ona? Bak sen star olunca Burak gibi niceleri kapında olacak. Sonra o Burak düşünsün. Ha? Kurban olsun annesi. Zor bir gün de. Her günkü kadar. Ya ne kadar böyle sıkı çalışacaksın? Aslında Canan Hanım bana karşı bayağı yumuşadı. Sana çok düşkün herhalde. Nişanlı olduğumuzu öğrendiğinden beri bana çok iyi davranıyor. Hatta mükemmel davranıyor diyebilirim. Ben ağzımı açmadım. Keşke hep böyle gülsen. Sen gülünce bahar geliyor memleketimin dallarına. Diyorum ki ev halkının da kafasını dağıtmak için Burak'la Eylül adına bir yemek mi versek? Nasıl? Yani hem Alper'le Burak da arasını düzeltmiş olur. Maa ile bir arada oluruz. Sen nasıl uygun görürsen öyle olsun. Sen olumsuz gibisin. Ben bu ilişkiyi onaylayamıyorum Haşmet. Ben de Eylül gibi babama kızıp erken yaşta bir evlilik yaptım. Büyük bir hata yaptım aslında. Allah'a şükürler olsun çok güzel bir oğlum var ama mutlu bir ailede büyüyebilirdi. Hala büyüyebilir. Hep beraber mutlu bir aile olmadık mı? Baban işine gidiyor geliyor. Simge okula gidiyor geliyor. Hak verdi adam olmaya başladı. Benim evim şenlendi, neşelendi. Zor bir gün geçirip eve geldiğimde sizi görünce huzur doluyorum ben Leyla. Leyla. Seni mutlu edebilmek için daha ne yapmam lazım? Haşmet ben senin evinde gerçekten çok huzurluyum. İnan bana. Huzurla yetinebilecek yaşta değilim Leyla. Benim senden farklı beklentilerim var. Ben senden vazgeçmeyeceğim. Bahara kadar vaktim çok. Ben senden vazgeçmeyeceğim. Haşmet, 18. yüzyılda yaşıyor olsaydık sen bir şövalyeydin biliyorsun değil mi? Teşekkürler Leydim. Geldik. Çok teşekkür ederim bıraktığın için, sağ ol. Ezgi. Canım. Uf,
yapılan kutlamalar için çağıracağız birbirimizi acaba? Benim için çok geç galiba artık. İnşallah seninkileri kutlayacağız. Ay saçmalama Ezgi ya. Sadece kötü bir kavga ettiniz o kadar. Toparla kendini. Hemen bırakma. Casusmuşum abi ben. Tek derdim onu kandırmakmış. Yalancının tekiymişim tüm kadınlar gibi. Allah'ım inanamıyorum. İnanamıyorum. Bu son. Eyvallah. Eyvallah. Tamam oğlum vicdan yapma. Görüyorsun işte ben iyiyim. Sen evine git. Ezgi neden yok? Bildin niye söylemedin? Onun sana söylemesinin daha doğru olduğunu düşündüm. Ayrıca Engin aranıza girmek istemedim. O da konuştu demek. Kızı gönderdin mi? Tabii ki gönderdim. Ne yapacaktım abi? Arkamdan iş çeviren, evimde hırsızlık yapan birini hayatımda mı tutacaktım? Ben de arkamdan iş çevirdim. Aynı şey değil. Sen çıkıp karşıma açık açık anlattın her şeyi. Oğlum, Ezgi'ye susmasını ben söyledim. Ben ona çok aşıktım kardeşim. Çok. Senin bu isteğinden daha önemli olmalıydı o. Oğlum bugün kız perişan oldu. Belli ki seni çok seviyor. Bu sinirle kızın kalbini kırmadın inşallah. Ya abi kadın millet hep aynı işte. Hiç gitmeyecekmiş gibi sever. Hiç sevmemiş gibi gözünün yaşına bakmadan çekip gider. Yani sana demem şu ki kardeşim. Hiçbir zaman hayatını bir kadının üzerine inşa etmeyeceksin. Yalnızlıkta Allah'ın mahsus Engin. Sen de bu kadar keskin olma bence. Yani bir yanlış yüzünden hayatının doğrusunu feda etme. Bak ben bu sınava tekrar girerek bir hata yaptım zaten. Bir daha çakmaya benim gücüm yetmez. O yüzden senden rica ediyorum üsteleme. Ezgi defteri benim için kapandı. Savunacağım hiç aklıma gelmezdi. Ama öfkenin dili zehirlidir Ezgi'ciğim. Adam ölümden döndü. Sinirleri bozuktur. Hem sen dememiş miydin? Hayat ona kimseye güvenmemeyi öğretmiş. Alper de arkasından iş çevirdi ama. Eğer mesele arkasından iş çevrilmesi ise onunla kardeşliği devam ediyor. Canını ortaya koyuyor hatta hala. Bak ama sen kendin söylüyorsun zaten. Onlar kardeşler. Kan bağıyla değilse de deneyimle. Tıpkı bizim gibi. Kardeş kardeşi uçuruma kadar götürür ama oradan atamaz. Bak ben Simge'yi atabiliyor muyum? Atamıyorum. Atamıyorum. Beni atabildi ama. Beni kırdı. Parçaladı, ezdi, attı. Ağzıma sıçtı be. İnsan en çok aşkına karşı konuşturur gururunu. Canı yanınca en çok sevdiğinin canını yakar.
Bu hep böyle. İyi o zaman. Al işte bak, ben de konuşturuyorum gururumu. Böyle gitsin. Ay ben akıllı geçiniyorum ya bir de. Ya süzüyor gibi nerede yanlış olmayacak bir adam varsa gidip yapışıyorum. Böyle duruyorum duruyorum, turnayı gözünden vuruyorum. Hayır, onca şeye rağmen ben inatla sevmişim. Aşık olmaya devam etmişim. Hayatımı ortaya koymuşum. Hala gidip ona yalvarmamı mı bekliyor? Çok bekler. Ya Leyla. Bu kadar. Nerede o kadar tutuldum? Uyumuş muyum? Affedersin, dün gece uyuyamadım ya. Ne oldu, kadın iyileşti mi? Ama adam bir çözüm buldu. Her sabah video öyle hızlıca hatırlatıyor. Çok tatlıydı. Keşke böyle bir mekanizma olsa. Bilgisayarda var ya delete tuşu, onun gibi. İstemediğimiz anları gün içinde silip atsak ne güzel olur bu. Niye? Silmek istediğin bir şey mi var? Yok canım, ne alakası var? Yani öylesine söyledim. Ne yani, güzel olmaz mıydı öyle olunca? Bilmem ki. Yani ben dün geceyi o kadar huzursuz geçirmeseydim, ne yaşadığımı unutsaydım, bugün bu anın tadını böyle çıkartabilir miydim? Burak, ne söyleyeceksin bana? Ne? Kafanı karıştıran bir şey var gibi. Güzelliğindir. Pardon. Tutamadım kendimi. Ezgi ile Engin ayrılmış. Biliyorum. Ezgi çok kötüydü. Ona gitti. Sonra seni aradı. Açmayınca merak ettim. Özür dilerim. Telefonumu arabada bıraktım. Eve geçerken de burada durup bir kafamı boşaltmak istedim. Önemli değil. Ben
Ben seni telefonsuzken de bulabiliyorum. Hatta hiç tanımadan bile bulabildim. Kalbimin pusulasıysan demek. Ama çekip alamıyorum bir türlü seni. Ama alacaksın. Bir salep içelim mi? Burada güzel bir yer vardı. Salep mi? Uzun zamandır suyun dibindeyiz ki böyle ufacık bir nefes alsak karaya çıkabileceğiz. Sadece bir süre için geleceğe ışınlanalım. Sanki başarmış gibi, herkes yerini bulmuş gibi. Birbirimizin olmuş gibi. Kim bulur ki onu orada? Günlerce orada mı kalacak? Ay bu saatte de ya... Ay. Pardon ya. Ben su almaya kalktım ya, önünden geçtim. Görmedin mi? Dalmışım. Berna, sen iyi olduğuna emin misin? Neden olmayayım ki? Yani ben bu evde neden bulmakta zorlanmıyorum kendi adıma. Sen zorlanıyor musun? Ha, sen benden psikoloğun kartını istemiştin değil mi? Ha, sen iyice delirdin. Ben seninle uğraşamam diyorsun, öyle mi? Hayır canım. İstemiştin ya benden. Bana bak, biz doktordan özel grup indirimi isteyelim ha. Bence olur yani. Mercan'ı falan da alalım. Böyle biz maaile sıyırdık hep beraber diyelim. Hep deli hüp deli Beşik'teki kafa sallıyor. Aman bırak canım, tamam, o kadar acelesi yok. Yok. Ay o kadar delirmedim Berna. Aa. Suzan, cüzdanım yok. Ay şeye bak, en son ne giymiştin, onun ceplerine falan bak. Ay yok işte, yok yok. Giydiğin şeyin cebine bak diyorum ya. Ya ben cebime koymam hiçbir zaman cüzdanımı Suzan. Ya arabada falan düşürmüşsündür bak. Ben de böyle bir gün kaybettim cüzdanımı, ara tara delir. Sonra şeyde buldum, arabanın koltuğunun altında. Ya en son ne yaptın? Bir düşünsene Berna. Ya ben kızlarlaydım. Çantamı düşürmüştüm bir ara. Herhalde orada kaldı. Bakmadım gerizekalı gibi sağa sola. Ya içinde ikramiye çıkmış bilet yok ya. Ara bankayı, kartlarını iptal ettir. Tamam, arayacağım. Ay çok mu para vardı? E niye o zaman canım bu kadar canını sıkıyorsun? Çöktün kaldın. Ucunda ölüm yok ya. Yok ya. Canım sıkıldı öyle kimlik falan. Ay evet, o kısmı çok sıkıcı, haklısın. Ama en azından düşürdüğün yeri hatırlıyorsun. Belki bulan insan evladıdır, bırakmıştır oraya. Tamam, ben de öyle yapacağım. Hadi Suzan, sen artık yat. Tamam, hadi sen de sıkma canını. Aman ölümlü dünya Berna'cığım ya. Takılma o kadar. Hadi öperce. İyi geceler. İyi geceler. Allah'ım, ben ne yaptım? İmza gibi bırakmışım cesedin başında. Ben nasıl gideceğim tekrar oraya?